YouTube merhabalar, hoş geldiniz. 911 Operator'dan bir bölüm daha oynuyoruz ama şu anda bilin bakalım ne yapıyoruz? İzmir'deyiz. İzmir'de 911 yok biliyorsunuz. Yani Türkiye'de 911 değil tabii ki ama bizde de tüm acil hatların tek bir numaraya bağlanacağı gibi bir bilgiyi biliyordum. Artık ona bir ön çalışma gibi bir şey olur bizden. Yalnız oha! 1, 2, 3, 4, 5 polis. 1, 2, 3... 4 sağlık aracı ki bir tanesi helikopter. 4 de itfaiye aracı. Wow. Aa çok iyi. Bayağı bir şey o zaman bu yani. Peki tamam. 13.000'de bütçemiz var aslında. Bir şey yapabiliriz ama şöyle göstereyim. Burada da başka şeylerimiz var. Çalışanlarımız var. Onları da atayalım. Bu ekranda çıkanlar ne diyorsanız ilk defa geldiyseniz Twitch'te canlı yayındayız. Sizi de aşağıdaki linklerden buralara bekleriz. Selin GNL, Selin Gönül olduğunu tahmin ediyorum. Dördüncü ayını yenilemiş hem de Prime'ını kullanarak. Hoş geldin Selin, teşekkür ederim Prime'ın için. Evet, şimdi İzmir haritasında oynayacağız. Baya baya İzmir'in acil durum operatörlüğünü yapıyor olacağız. Sonra da İstanbul oynamak istiyorum YouTube bu arada. Bundan sonra da İstanbul aynı bölüm içerisinde. Sonraki bölüme atacağımı zannetmiyorum. Şimdi burada ekstra şöyle kamerayı kapatayım siz de görün. Üç tane polisim var. Bunları en azından şu araçlara atalım ya. Bence. Bakayım. Mesela şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Bunu da işte böyle yapalım mesela. Falan. Evet. Ondan sonra onlar için de bir düzenleme de yapabiliriz. Sağlık personelimiz var ekstra. Bunlar boş boş durmasın yani. Buralara gelsinler. Böyle şeyler yapsınlar. Sen de gel. Ondan sonra Cuma. İtfaiye erleri de. Bunlar çok rütbeli. Sen buraya gel. Sen buraya gel, bu da buraya gelsin. Şunlar da rütbeleri, ne kadar iyi oldukları. O yüzden, ha bu boş kaldı. Arama kurtarma kamyonu, itfaiye aracı, itfaiye aracı, itfaiye aracı. Bunların hepsi 3 kişi olmasın ya. Sen buraya gel, bir tane arama kurtarmada da biri olsun. Ne olur ne olmaz. Okey, şimdi geldik teçhizat işine. Ben birkaç tane tüfek mi alsam? Tüfek 3000. 2 tane tüfek alayım. Tamam mı? Kimin nişancılığı çok yüksek? 93 var. 71. Geç. 60. Geç. 91. Okey. Şu ikisi fena değil. Şimdilik şunlara koyalım. Gerekirse alacağım. Daha yükseğini bulursam. 60. 92. Güzel. Şu 91 miydi? Tamam. Senden aldım. Sana koyuyorum. 97 var. Wow. Peki. 96. Bu sizin nişancılıklar coşmuş arkadaşlar. 87-71. Tamam. O zaman sizden şu küçük silahları alıyorum. Size çelik yelek veriyorum. Şuradan mı alıyorum? Heh. Size birer tane çelik yelek veriyorum ve sizi dağıtıyorum. Sürücülük 62. Sürücülük. Sürücülüğü yüksek birini alıyorum. Arıyorum daha doğrusu. Alıyorum demeyeyim de. Kimse çok iyi sürücü değil ya. Şu adam biraz fena değil. Şöyle yapacağım. Sen buraya gel. Sen buraya sürücü ol. Sen de buraya nişancı ol, tamam mı? Sen de buradasın. Teçhizatta silahlar kaldı açıkta. Şu açıkta kalanlara silah veriyorum. Silahsız kalanlara normal pistol. Sen de burada ateş ediyorsun. Motorlara çok gerek yok. Birkaç çelik yelek daha alacağım. Çelik yelek önemli bence. En azından her araçta birinde çelik yelek olsun isterim. Bir tane daha alıyorum o zaman. Param kalmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Sizin sağlık kitiniz falan yok ya. Keşke öyle şeyler alabilseydim. Yok para yok ama tüfek önemli gibi de hissediyorum. Gerçi İzmir'de, gerçi şimdi haritada öyle bir şey yoktur oyunda. Tüh keşke daha fazla bütçeyle başlatsa ya. Hali hazırda elimde de başka bir şey yok. Okey ben başlıyorum ya yapacak bir şey yok. Olmazsa baştan oynarız bu arada. Hastane bahçesinden hello ellerim hiç dezenfektan bulamadım. Kız hastanedesin. İste birinden verirler. Hah zoom out var bu sefer. Burası çok uzak. Şimdi burası İzmir'in... Ben İzmir'i bilmiyorum YouTube bu arada. Yayında söyledim size de söyleyeyim. Vallahi İzmir'i hiç bilmiyorum. Çok da severim İzmir'i bu arada. Ama bilmiyorum yani yapacak bir şey yok. O yüzden biraz chat'in belki bu konuda yardımları olur. Ya da atıyorum aa bizim orası diyen olur. Öyle olur böyle olur. Artık göreceğiz bakalım. Nasıl olacak? Şimdi biraz araçları dağıtıyorum. Hepsi tek bir yerde durmasın. Mesela helikopter ortada dursun. Aa helikopter tabii dümdüz gidiyor. Çünkü niye dümdüz gitmesin ki? Bir tane de şöyle içlere doğru bir gönderelim. 4 araçtı değil mi? Sanırım 4. Evet sen de buradasın. Sen de buradasın. Başka? Hepiniz tekli araçlar mısınız?
Okey. Sen aslında ortalara gel çünkü sen bir şeysin. Motorsun ve her yere hızlı gidebilmen çok güzel. Sen de şöyle aşağılara doğru ol. Hatta şurada ol. Aynen öyle. Tamam, bunlar böyle oldu. Polisler böyle, itfaiyeler böyle. Bence tamam. Başlatıyorum yine. Hatta şöyle bir şey daha yapayım. Şöyle bir şey de yapayım. Kendimi böyle alayım. Şuradaki sosyal medya şeyini de yine yukarı çekeyim sizin gözünüzü rahatsız etmesin. Tamam. Böyle oynayalım ki orada olan biteni biraz daha iyi görebilirim. Başladım. Hadi bakalım. İzmir'in dağlarında çiçekler açsın. Yüzümüz kara çıkmasın. Burada ne olmuş? Süratli araç. Küçük bir araç gönderiyorum. Büyük minibüsü yollamıyorum boşuna. Gerçi buna işte motorluyu göndermek lazım ya. Neyse bu artık böyle kalsın da. Çünkü cezayı alacak, bırakacak yani. Ay, etrafı bilmeniz çok güzel. Ne zaman ne ya? Sorduğum soruya bak. İyi misiniz? Tamam. Neredesiniz? Nerede? Sen bana bir onu söyle. Ozan Abay Caddesi diyor bir de. Motorlu baksın. Bu da buralara gitsin. Şimdi böyle bölge olunca da nerede oldukları belli değil. Hani olay burada gerçekleşmiş ama kaçmışlar. Şu etrafı arıyorsun tek tek. Güzelmiş. Burada da bir şey olmuş. Ne olmuş? Çeteler birbirlerine sopayla saldırıyor. Yani okey ama İzmir böyle bir yer değil. Pek haberiniz olsun. Buraya sen git şekerim. Bir de buraya şey gitsin. Şüpheli sayısı 6. Oha! Buraya biz bayağı araç gönderelim yalnız. Bir polis daha ver. Sen git. Sen de buraya git. Bu neymiş ki? Hız yapan araç. Tamam. O oraya gitsin. Bir şey olmaz. Bu ne? Üf, çok polis lazım. Motorluyu mu buraya yollasam? Uzak ya. Evet, motorlu hızlı ya. Motorlu buraya gitsin. Burada ne oldu şimdi? Evsiz insanlar fark edilmiş bir anda takılıyor. Sahibi tarafından şiddet ve uyuşturucu suistimali bildirildi. 3 şüpheli. Öf. Biraz boku yiyenzi. Amerikalı aynasız bu oyunu oynasa nasıl olur acaba? Ha? Ya şu müdahaleler bir devam etsin. Şuraya ambulans yolladım. Kalp krizi varmış. Siz burayı arıyorsunuz değil mi? Aramaya devam. Şu kutuya da bak. Alo, alo, alo. Unutuyordum ha. Tamam. Nerede? Mağdur var mı? Tamam. O zaman hem itfaiye hem polis. O zaman itfaiye de lazım. Hay Allah ya. Tamam tamam yolladım. Üçünden de yolladım. Tamam. Hepsini gönder. Oha! O kadar değil! Hayır! Hepsini değil! O kadar değil! Bütün araçlar değil! Yavaş! Tamam. Hepsini gönderme. Tamam sakin sakin. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hepsini değil. Ne oluyor ya? Yanlışlıkla bastım. Bunlar ateş altında. Bunlara polis lazım. Allah kahretsin. Sen siz buraya gidin. Burada ne oluyor ki? Çete çatışması dediği yer. Hay Allah'ım. Burası İzmir'in arka sokakları mı çocuklar? Siz bilirsiniz. Boku yedim ben. Ne yapıyorum ya? Bir sakin olun. Durun. Tamam sen git. Ay bu yani gerçekten sıçtım içine birazcık. Siz çözüyorsunuz. Tamam yukarıdaki olay birazdan bitecek. Buraya tıbbi destek lazım. Oraya siz gidiyorsunuz. Ya tamam geliyorlar. Ne yapayım abi? Allah Allah. Ya siz de şunu biraz hızlı mı çözseniz acaba? Polis refakat lazım. Yok ki polisim yok. Kalmadı elimde polis falan. Verimlilik %75 çok kötü. Ben şahsen gerçekten sıçtım içine. I felt that. Alo. Lütfen deyin ki ben gönüllü polislik yapmak istiyorum deyin. Ne matematik mi? Yine aynı konuşma mı? Hızlandırıyorum konuşmaları. Nerede yaşıyorsun? Bunu yapamam. Yapamam.
Anneni ver. Yani öylece telefonu kapatınca da verimliliğim düşüyor o yüzden. Ay meşgul demiş annesi. Bu sefer farklı geçiyor konuşma. Demek ki aynı değil diyalog her seferinde. Ama çocuk yine Oscar. No problem, ma'am. Is everything all right there? Yani lütfen ablacığım. Tamam tamam hadi sal bizi. Tamam yok saydım. Burada ne oldu? Zihinsel sağlık enstitüsünden biraz da gözlemsizimsiz olarak serbest halde. Ay şurası gitti ya. Kaçırdım. Tanık bir cinayet gördü. Allah'ım yarabbim. Bir de yani. Burada ne oluyor? Ambulans tamam. Buraya ne lazım? Polis. Buraya ne lazım? Bunlar çözemedi ya. Buraya büyük polis aracı lazım. Siz şuraya bir gitsenize Allah aşkına. Siz de şuraya gidin. Orada bir tane araç kalıyor ama yapacak bir şey yok yani mecburum. Sen de şuraya bak. Çok uzakta orada. Ne yapıyorsun tek başına? Buraya ne lazım? Polis lazım. Buraya da polis lazım. Burada zihinsel sağlık enstitüsü ama ne olmuş yani? Şizofreni bir kişi kayıp. Kim buna müdahale edecek? Polis mi? Herhalde. Verimlilik 36 oldu. Ya ne yapayım? Polisim yetmiyor. Oha %57'den %7'ye düştü bir anda. 911, what's your emergency? Hay Allah'ım ya. Nerede? Sir, keep calm. Where are you? Kaçıncı ayında? 9. Bayağı doğuruyor o zaman yani. Kasılmalar başladı mı? Of. Trafikte çok kötü olmuş bu. Polis değil mi? Okey. Harekete geç ne lan? Sir, do you know where you are? Can you give me an address? Şuraya bir polis gelse bu şeyi helikopteri oraya yollarım. Harekete geç ne? Evet aynen doğurtu ver ya. Ben sana yardımcı olurum. Ben biliyorum. Adam ol ne ya? Everything's gonna be fine, sir. Do you have a name for the baby yet? Ay Lucy mi diyeceksiniz? Türkçe isim koyun lan. Sir, I need you to stay calm, okay? You're gonna listen to my instructions and together we're going to take care of your wife and Lucy. Sound good? Adam ol lan. Erkek adam işte trafikte kalır mı? Götür karını bilmiyorum olmadı. Eşinin kıyafetlerini çıkar onun yerine birinin yardımını alın. Önce kıyafetini mi çıkarması lazım? Önce yatırması lazım değil mi? Aynen düz yatması gerekiyor. Aynen öyle aynen arka koltuk. Sonra pantolonunu çıkarıyorsun. Sonra bebeği alıyorsun falan herhalde işte yani. Allah'a şükür büyük araba almışım falan diyor yiyeceğim. Kıyafetini çıkarıyorsun. Verimliliğim %12. Öf. Seni de buraya yolluyorum. Suyu geldi mi? Tamam öyle diyorsa gelmiştir. Vallahi push. Aynen öyle. Nefesini falan şey yap. Böyle falan yaptırıyorlar filmlerde bilmiyorum. Çek çıkar bebeği. Çekcan öyle. Kadın mı kınacak hepsini? Biraz da sen yardımcı olacaksın. Herhalde. Bilmiyorum. Kadının sesleri. Ya! Ya adını içe koyun. Nefes alıyor mu? Poposuna şaplak atacağım. Ece Lucy. Çocuğu annenin karnına koymalısın ne ya? Evet kadına ver. Ay unuttum onu. Check and see if the umbilical cord is still pulsating. No, it isn't.
O ne lan? Ben bilmiyorum bunu nasıl müdahale edeceğim. It can be anything. Ribbon, string, even a clean shoelace. Now I want you to tie a knot on the umbilical cord about an inch and a half from Lucy's belly. Ben bunları yapamazdım sanırım ya telefondan dinleyip de. Gerçi o an adrenalin şeyi oluyordur yaparsın da. It isn't necessary, sir. You can wait until you're at the hospital. Okay. The traffic jam looks a bit smaller. Ha. Ben sana şey gönderdim kız. Bekle bekle. The ambulance is almost there. Sana helikopter gönderdim trafik var diye. Kadına şey yaptım da. Kıyamadım. Ay Allah aşkına şuralara müdahale edin. Yalvarırım ya. Çatlayacağız birazdan yani. Sen önce şuraya gitsene be. Orayı bir halledelim. Şüpheli sayısı 5 zaten. Motorla oraya ne yapsın? Tamam. Heh, sen bu da şeyleri bırakıyor. Burada ne olmuş? Buraya polis şuralara bir bak gözünü seveyim. Siz ne yaptınız ya? Sen şuraya git. Burada ne oldu belli değil. Burası... Öf, bu polis şey mi bekliyor? İtfaiye ne şey bekliyor? Tamam ha, hamile olan gitti. Helikopter de buraya gitsin. Ay ne İzmir'miş yahu. %0'a düştü yine verimliliğim. İnanamıyorum gerçekten. Ha, hallettiler. Ay şuraya gidin ne olur. Sen buraya, burası kalabalık. Siz ikiniz de buraya gidiyorsunuz. Biliyorum zor ama. Burası ne bekliyor? 20 saniye içinde çözüyor. Güzel. Çözdün mü? Şimdi şuraya. Alo, alo, alo. Evet ya, biraz katlettim İzmir'i hakikaten. Nerede? Ooo, GTA keyfi. Plaka. Tamam. Okay. Rengini de söyle ya, iyidir. Tamam. What type of car is it? Just average family sedan. Okay. Adres ver. Address of where this happened, sir. It happened at Saim Çıkırıkçı Caddesi'nde olmuş. Oha, ben buradan nasıl bulayım ya? Ha, polis gelecek, gelecek hemen. They'll see if they can find your car. Thank you. Goodbye. There's nothing here. Sıçtık biraz. Onu biliyorsunuz, değil mi? 47 West Monroe. Burada kötü kötü araba süren biri var. Oyun bağımlısı bilgisayarı bir haftadır bırakmadan oynuyor diye bir olay var isterseniz. Yani gitsin okey. Sen buraya bir git artık. Sen de şuraya git. İtfaiyelik hiçbir şey olmadı. Yani neyse ki olmadı ama verimliliğim %0 ya. 0-0. Hakikaten evine yakın bir yerler oldu mu? Lan bizim cadde demeniz çok komik. Alo. Neredesiniz? Doktor Mustafa Enver Bey Caddesi civarında. Bayıldığını gördünüz mü? Nefes alıyor mu? Yara var mı? Sarhoş olabilir mi? Tamam. Bir şey değil canım. Ha bu bir kişi taşıyabiliyor. O yüzden 50 kere git gel yapıyor helikopter. Tamam şimdi oldu. Okey buna müdahaleden sonra buraya gidersin de bu ne? Ha bu bir de bu var. Bu da ambulans sıçtık ya. Bu da oraya gidiyor. Sen boştasın. Uzak muzak ama git valla. Bu ne? Ha, bu arama. Bununla uğraşamayacağım. Ama şununla uğraşmaya devam ediyorum açıkçası. Sen de buralara falan bak işte. Ya da şöyle yap. Ya biraz sıçtık evet gerçekten. Tek tek bakın kare kare işte. Ben mi söyleyeceğim? Başka ne oluyor? Şuraya da polis gerekiyor. Ama bu araçlar çok yavaş ya. Yok, önce buraya bakıyorsun. Sen de buraya bakıyorsun, sen de buraya bakıyorsun. Şuradaki kişiyi arayamadık ya, inanamıyorum yani. Ah, buldu. Tamam, sen gidiyorsun, onu alıyorsun. Sen motorlu, hızlıca bir yere git. Şuraya falan git Allah aşkına. Başka gerçi polislik olay kalmamış. Burada ne oldu? Ha kayıp araba. Tamam ben onunla uğraşmayacağım ya.
Yani işte şöyle yalandan yalandan aratalım ama bulamayız onu yani. Çok fazla helikopterle aranması lazım. İstanbul var. Oynayacağım İstanbul şimdi. Sen de buraya git artık. Sen şuradaki işi... Bitirmiş, yanındakine gitmemiş ya. Çıldırırsın ya. Şuradaki de... Boşa gitti, inanamıyorum gerçekten. Ya şey ben mi söyleyeceğim ya size? Ben bunu yok sayacağım galiba, kayıp arabayı. Ben anlamadım, burada ne oluyor? Ay sonunda bitirdiler ya, öf. Oh be, Allah aşkına hepiniz gelin şuraları arayın. Yalvarırım şu bitsin yani. Hangisi söylüyor sektör clear? Bayağı burayı böyle haldır uldur aratacak mıyım? Yani aratacağım da hani başka şansım yok mu yani? Helikopter de sağlık helikopteri, polis helikopteri olsa çok rahat edeceğiz de. Dili gibi gönderiyorum, ne yapayım? Motorlu da baksın en azı. Oh be, buldular. Bir Allah aşkına hepiniz oraya gidin. Olay neyse. Son çünkü. Hep birlikte çözün orayı. Üf, git 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 Allah aşkına hepiniz gidin. Bitti bitti. Ama çok kötü geçti ya. İtibarım yüzde şey, eksi iki. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Bakın bu kadar şeyden tamam kırmızı var bir sürü ama çoğunu çözmüşüm. Ne olursa olsun. Toplam kar eksi 6400. İzmir'i biraz katlettim ya. Ya 6 kişiyi hapse atmışım. 8'ine ceza yazmışım. 8'ini hastaneye yetiştirmişim. 19'una yardım etmiş ya da iyileştirmişim. Ne olursa olsun ayıptır. Ayıptır. Biz de bu insanlara yardımcı oluyoruz burada. Eksi 2 de olmaz yani. Verimlilik %0 demez. %10 dersin ama %2 de demezsin. Ben size dedim bir... Ay bütçeme bakın eksi 5600 ya. Ya özür dilerim İzmir. Beni affet. Evet eminim menüye çıkmak istediğimden. Bir de İstanbul'a, bir de İstanbul'u katledeyim şimdi. Ben biliyordum ama haritalardan seçeceğimiz zaman böyle bombok kalacağımızı biliyordum işte. Çünkü oyunun ileri şeyleri gelecek. Hadi hazır mısınız bir de İstanbul yapmaya? İstanbul'da iyice sıçtık. Bir de Boğaz var yani. Burası yine en azından tek parça. Aradan bir de deniz geçiyor. Köprü, möprü, öf. Evet. Bayağı felaket olacak. Yok kolay da oynamam. Felakete de felaket yapacak bir şey yok. Araçları satabiliyor muyum acaba? Mesela arabaları satıp full motor alsam ama o da saçma. Bu sefer helikopterim de yok. Allah aşkına bir polis helikopteri 200 bin dolar. Ben nasıl alayım bunu? 11 binle başlatıyor. Kapı mı çaldı? Bir tık sesi geldi. Yani bazen şey basmıyor da kapı zili basmıyor da tık ediyor sadece. Param var. Neye param var ya? 11 bin param var. 11 bin. Bir helikopter 200 bin. Elemanlarım var, çalışanlarım tamam. Ama sayı az. Of, sıçtık. Peki. Şimdi ben bir herkesi şey yapıyorum. Aracından alıyorum. Tek tek mantıklı bir şekilde yerleştirmeye çalışacağım, tamam mı? Şimdi İstanbul zor. İstanbul işi mesela en iyi sürücüleri araç şeyine koymak lazım. Falan filan. Personel. Şimdi polisten başlıyorum. Yo. Bir bütün halinde duranlar polisler mi sadece? Evet, polisten başlıyorum o zaman. En yüksek, şöyle yapayım siz de görün. En yüksek sürücüyü arıyorum. Bunun %90 var bir tane. 97 var. 94 pardon onlar sağlık personeli. Tamam. 97 olan
sürücülüğü 97 olanı motora koyuyorum. Tamam mı? Çünkü en hızlı vızır vızır olanlar bunlar. Sonra 81 var. Bir saniye şurada bir tutayım. Sürücülük 64, 53, 90 var. 81 var. 61, 85 var. 81 olanı bıraktım. 85 olanı aldım. Tamam. Bunun dışında en yüksek 78 olan galiba. Evet. O zaman ben buradan 85 olanı galiba. Yok 90 olanı. Şeye atıyorum, şunu atıyorum. Çünkü bu evet yavaş ama çok fazla polis götürüyor, getiriyor. Biraz önemli bir araç. Olabildiğince hani şey kullansın. Onun dışında nişancılığı yüksek olanlara bakıyorum şu an. Yeniden kameramı kapatmıyorum. Deminki gibi diyor aynı. Nişancılığı yüksek olan şu 92'yi buraya atayayım. 87'yi buraya koyayım. 71 azalarak gitsin. 54 en az olanı buraya koyuyorum. Çünkü onlar silahla müdahale etmek değil de hani hız yapana ceza kesmek falan gibi şeyler yapıyorlar daha çok. Tamam, bir polislik yerim var. Param iki polisim daha var. Oha, nişancılık 95. Bunu da buraya koy o zaman. Bununki de 71. O zaman mesela 51 olan kalsın da 64, 53. Sen böyle gel. 71 olanı alalım. Tamam, böyle çok daha iyi oldu. Şimdi ben size silah melah vereceğim. Tamam, azıcık durun. Sağlıkta 89 var. Şimdi sağlıklara geçiyorum. Evet, itfaiyeler bölünmüş duruyor çünkü. Sağlık personellerinden. Şöyle yapayım mı? Ha. Tamam, sağlık personelleri. Böyle bir şey varmış. Sürücülük 64, 91, 95 var. Koydum, 91'i koydum. 94'ü koydum. Tamam mı? İlk yardımı yüksek olan 97, 95, 85, 59, 85. Tamam. Bunun haricindekileri biraz rastgele dağıtıyorum açıkçası. Şöyle yaptım. Tamam. Kalanlar da böyle olsun. Okey. Sizi de hallettim. Şimdi bunları kapattım. İtfaiyelere bakıyorum. Sürücülük 95. Attım. Şu hızları var mı bunların? Hız 120. Hız 25. Oo, bu çok daha hızlı. Tamam. En yüksek sürücü. Sen 95'sin. Daha yükseği var mı? 97'yi buraya aldım o zaman. 88, 61, 70. Tamam, güzel. 88'lik gördüm. Onu koydum. Tamam. Bunun haricindekiler teknik becerileri. Herkesin hemen hemen aynı ya bu arada. 82 ile 91 var sadece yüksek. Onları bu ikisine koyuyorum. Şu ikisine koyayım. Onun dışındakileri biraz random dağıtıyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. 3'er kişi oldular. Bence okeyler. İyi oldular. Hatta şunları şöyle yapayım. Çünkü bunun rütbesi var falan. İyi olur. Tamam. Okey. Geldik teçhizata. 8 tane silahım var. Şöyle veriyorum. Pardon, sürücülere değil. Çatışma yapacak olanlara silahı veriyorum. Ay, bir saniye. Hemen kapıyı açıp geliyorum. Merhaba, döndüm, çok özür dilerim. Okey, atışı yani nişancılığı yüksek olanlara bu silahları verdim. 4 silahım daha var. Öncelikle şunlara vereyim. Acaba bizimkilere ikinci silahı vermek, yok yok şey alırım, yelek alırım. Tamam, 2 tane de hadi şu araç olsun. Diğeri de bu olsun. Böyle verdim. Tamam. Ondan sonra teşekkür ederim. Teçhizat, şimdi araç alamayacağıma göre 11 bin dolarla taşıtlara bakmıyorum. Yelek alacağım. En az 4 tane yelek alayım. Mesela size değil. Önce çatışmacılara veriyorum. Öncelikli olarak size verdim. 5000 param kaldı. Biraz daha alsam mı? Şimdi diğer kategorilere de bakalım. Diğer kişilere de alabiliriz. Mesela ilk yardım kiti almak daha mı mantıklı acaba? Bence öyle. En azından bir araçta olsun falan. Bir tane ilk yardım kiti aldım. Kime veriyorum? En yüksek şeyi kimin? Sürücülüğünü değil de şeyini görmek istiyorum. Burada göstermiyor. Sağlık şeyi, ne kadar iyi müdahale şeyi olduğunu. Aman neyse, bir tanesine verdim valla. Ondan sonra sistem terminali de neye yarıyor? Vaka analizinde 911 veri tabanına kolay erişim sağlayarak zaman kazandırır.
polise özelmiş. Ya şu an ona para zaten veremem. 2000'im kaldı. 1500'e yelek alabilirim sadece. Alayım bari o zaman. Ne kadar alırsam kârdır diye düşünerek onu da şu araçtakilere veriyorum. Tamam. İstanbul bölümüne başlıyorum. Yaralılar bölümünde gösteriyor galiba. Neyi? Bu kadar alabildim. Neyden haberin yoktu? Ha, Burak geldi. Rütbeleri ayarlayacağız. Ama şeye göre atıyorum işte. Kim sürücü, kim ateş ediyor falan ona göre ayarlıyorum. O yüzden rütbelerde biraz şeylik olabiliyor. Ama şöyle, rütbe aslında insanlar çalıştıkça rütbeleri yükseliyor yani. Ben Instagram'a haber vermedim bu yayını. Şu an fark ediyorum. Gerçekten şu an fark ettim bunu. Neyse artık ya. Bugün de böyle oldu. Ne yapayım? Hızlıca açtım ve kısa bir yayındı ya. Öyle diyelim. Tamam. Yerleşimi başlattım. Artık YouTube'dan takip ediyorsanız Instagram'dan haberdar oluyordum. Senin yüzünden YouTube... Ya neden Anadolu yakası yok? Ya birazcık var da. Burası mı yani? Ben şuraları... Ya bu ne ya? En güzel yeri yok. Ne yapayım? Bu en karışık yer. Burada... Sıçarlar ağzımıza söyleyeyim. Yani hiçbir şey yoksa trafik var zaten. Ya bu ne biçim İstanbul haritası deyince ben bunu beklemiyordum ama. Herkesi yanlış yerlere gönderdim. Sen de şurada bekle. Ondan sonra sen buradasın. İtfaiyeyi de biraz dağıtalım. Şu tarafa da mesela bir itfaiye gitsin. Nasıl fikir? Karşıya git. Sen buraya gel. Sen de şuraya git. Tamam, burada bir, burada böyle, şurada şöyle. Tamam, başlatıyorum o zaman. Hadi bakalım. Başlattım. Verimliliğimi %25'in üstünde tutma duası. İnanın bana. Sana inanıyoruz Ecuş, olacak deyin. ATM soygunu. Silahlı olma ihtimali olan, ihtimal de değil, silahlı biri var. Kazım İsmail Gürkan Caddesi'ndeymiş. Orada ne ATM'si var? Bakalım hemen. Yeni yerler açılabiliyor. Aynı harita üzerinde mi? Eğer öyleyse çok iyiymiş. Büyük binada yangın. Bir itfaiye şey gönderiyorum. Sağlık aracını, ambulans gönderiyorum. Bir de bu mu? Yok, şundan göndermem lazım. Yangın söndüren onlar. Bu gitsin de öbürü de gitsin. Tamam, hızlandıralım. Alo, alo. Ay, tövbe. Ma'am, where are you calling from? Beşiktaş Caddesi'nde. Nefes alıyor mu? Ay, kedi sanmış falan. Çok travmatik bir olay ya. Ay. Yani ben itfaiyeyi göndereyim de. Sen bir yandan müdahale, çocuğu al çöpten ablacım ya. Ha, birini çağıracağım dedi bu arada. Arayacağım anlamında söylemedi. Şuraya da polis yollamamız gerekiyormuş. Nefes alıyor mu? Rahatça. Ağzı sümük mü dolu? You're doing great. I've got an ambulance on the way, so just wait there, okay? Ay, bebeklerin yetişkin müdahalesi olmadan kendi kendine fonksiyonlarını sürdürememesi çok garip ya. Hayvan bebekler o kadar değil mesela. Yani bazıları tabii ki, ama mesela ineğin bebeği çok rahat böyle kalkıp yürümeye başlıyor, otlanıyor falan ya. Çok garip ya. Yani otlanmıyor, annesini emiyor da. Hani you know. Burada büyük yangın var ya. Bayağı büyük yangın yani. Bu ne? Teknik iş. Sen git hallet. Buradaki ne peki? Buradakiler şey için, bebek için değil mi? Bir yangın durumu falan yok. Okey. Sen bir şuralarda dur Allah aşkına, motorlu ya. Uzak durma. Nereye gidiyorsan zaten yani. Alo.
Şimdi story oynamaya devam etseydik aynı konuşmaları duymazdık. Ama biz ayrıca o hikayeyi bıraktık, şeye döndük. Haritalardan oynamaya başladık, o yüzden böyle oldu. Ma'am, do you have an emergency? Yes, I do. And you can't talk about it because of someone in the room? Ve bir ambulans gönderdik ya. Exactly. Göndermemiş miyiz? İstememedi mi ya da öyle bir şey de olabilir. Yaralandınız mı? Is somebody hurt? Yes. Do you know how long it will be? I have an officer about a mile away. I'll send it right away. Yes, please. Burası mı? Evde silah var mı? Yes. Can you stay on the line with me? No, thanks. I hope we'll get here soon. All right, the officers are coming. Bu değil mi? Okay. Yavaşla. Motorluyu göndermedim. Evet, hızlı gider ama orada çatışma çıkar, adam ateş eder, motorlular ölür bence. O yüzden. Burada ne oluyor? Yangın ama bitirmek üzereler. Güzel. Siz evet biraz şöyle ortalara doğru gelin hakikaten. Sen de gel. Sen de buyur oraya gel. Güzel. Sen de biraz şurada dur. Nice. Güzel güzel güzel. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. Maşallah maşallah. Motorlu. Bak bakalım ne olmuş. Kırmızı ışıkta geçen araç. Tam motorun işi işte. Ortalarda beklendiği için. Uzaklaşma hemen. Sen özellikle, sen her şeye gidebilecek olan kişisin. Hızlandırdım biraz. Tamam. Pizza olayını da çözdüler. Biraz şöyle dağıtıyorum polisleri haritaya. Heh. Ne oldu? Tıbbi destek kalp krizi. Git bakalım. Aslında şunu göndermem daha mantıklıydı. 911, what's your emergency? Where did this happen? Turgut Özal Millet Caddesi. Could you tell me who's the murderer? I am. Öf. Who's the victim? It's my wife. Could you send the police here? How did it happen? It was a... We had an argument. It was self-defense. What do you mean? Ne yaptı? Saldırdı mı ki sana? She had a knife. Do you have a weapon? Yeah, I have a gun. You're going to need to put the gun away, okay? Yes. Çok dark ya. I put it on the table. I'm nowhere near the gun. Stay where you are. Wait for the police. They're going to be there shortly. They'll take care of this. Kendi kendine arayıp ihbar etmesi falan. Thank you. Yani etsin tabii ki de. Böyle tüyler ürpertici. Kırmızı ışıkta geçen araç yine. Şu motoru yakına getiriyorum. Okey. Bu İzmir kadar karışık değil İstanbul haritası ya. Bir şekilde. Çok daha aksini beklerdim bu arada. Köprü möprü ama. Herhalde onun için hafif mi tutmuşlar ya da bilmiyorum. Hmm. Ne olmuş? Ağır bir makine tarafından bir organ kesilmiş. Alo. What's your emergency? I want to report a fire. Where are you, sir? In front of Dolmabahçe Caddesi. So what's on fire? Some garbage. So is the garbage in yanıyor. Some sort of container or a trash bin? It's in the trash can. Sıçrıyor mu? Spreading anywhere. Actually, it looks like it's burning out. Allah Allah. O zaman niye şey yapıyorsun? Are there any inflammable materials near the fire? Yes. Hmm. All right, so how big is the fire? It's hard to tell. There's a lot of smoke. Okay, gönderelim yine de ne olur ne olmaz. Okay. Ne kadar sakin bir konuşmaydı. Senin gitmene gerek yok ya. Bir araç yeterli gibi görünüyor. Okay. Bu da hastaneye bıraktı. Aldığı kişiyi. Bunlar ne yapıyor? 30 saniye içinde çözülecek. Tamam, güzel. Kitlendin değil mi yine? Dayanamadın. Aa.
kesici. Kesici silahla yaralanma. Neler neler yaşandı ya. Neyse bir İzmir değil de. Yok oynamadık bugün Stardew. Evet cinlerimle konuşuyorum. Yangın olayı da çözüldü. İyiyiz ya. Sakin valla maşallah. 911, what's your emergency? Of ama böyle tekrar etmesin ya. Demin geldi aynısı. Ofisi ara. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Aynen aynen aynen. Hadi hadi kes. Çok uzatma. Bye. Adresi de burasıymış ama onu yok saymamız gerekiyor artık. Hızlı gitme hızlı gitme. Burada ne olmuş? Sürücü garip davranıyor muhtemelen alkollü. Motorlu git müdahale et. Ateş etmese bari. Aa burada ne olmuş? Bunu görmedim. Orada koluna iğne yapan bir adam. Uyuşturucu kullanımı. Sen gidiyorsun, sen gidiyorsun. Bir hastane, bir ambulans, bir polis. Yapalım. Haneye tecavüz. Bunlar silahlılardı değil mi? Onlar gitsinler. Sen de buraya. Ben seni bir yere yönlendirdim mi? Yönlendirmedim, hayır. Yuh, bu sürücü nereye gitmiş? Ta şuradaydı. Tabii ki tahmin ettiğimiz gibi. Şaşırdık mı? Geldi geldi destek geldi. Biraz daha lazım mı? Polis refakati gerekli. Bu oraya gitse bunlar olayı çözüyorlar mı? Çözüldü. Şüpheli şüpheli. Buraya polis lazım. O zaman buraya arabalıyı gönderip motorluyu yukarı göndermeyi denemem lazım. Çünkü buradakiler... Aa tamam süper. O zaman sen buraya geri gidiyorsun. Siz... Peki onları bırakın. Bıraktılar nezarethaneye. Nice. Oraya git. Sen de şuralara git. Aslında yavaş olan arabayı. Yo aynı hızlı gibiler. Bu minibüs. Bu minibüs daha mı yavaş? Aynı gibi görünüyor aslında. Oh iyi geçti. Verimliliğin %92. Çok düşük bir fark varmış. Olması lazım diyor daha doğrusu. Hayır, ben iyi Türkçesi varmış diye yayın için Türkçe yaptım. Güzel yaptık bu arada. Yani bir tane kırmızı var, yangın. O da ne geç mi çözüldü? Ne çözüldü yazıyor çünkü yine de. Bu eksi iki ne demek ki? Onu da anlamıyorum açıkçası. 6 kişi hapse atılmış, 6 kişi ceza kesilmiş. 4 kişiyi hastaneye yetiştirmişiz. 10 kişiyi iyileştirmişiz ya da yardım etmişiz. İtibar 45, verimlilik %92. Ama son dakikaya kadar falan %100'dü. Bayağı iyi getirdik bu arada. Bakayım 43.000'de kar etmişiz. İzmir'e göre... İzmir'i oynadım. Kârım kaçtı biliyor musun? -6400. Evet. Birisi de biraz yaralanmış. Ağır yaralanma değil ama bayağı güzel. O yüzden maşallah. Oh bak herhalde alışık olduğun yer olunca biliyorsunuz bir İzmir'i çok iyi oynadım bir de Miami'yi. Benim memleketim yani buralar. Neyse böyle. YouTube teşekkür ederim bize dediğiniz için. Hoşunuza gittiyse beğeni atabilirsiniz. Başka neler oynuyormuşuz kanala bakabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yorum yazmanız, beğeni atmanız özellikle benim için en güzelleri. Çok büyük desteği oluyor kanala gerçekten. Ama aşağıdaki linklerden Twitch'e gelip canlı canlı buraya da katılabilirsiniz. Böyle çok öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere başka videolarda. Bye bye.